Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi önce seni bir tanıyalım. Şimdi biz eş dost olarak biliyoruz ama çoğu Bursalılar seni tanır. Evet. Benim lakabınla. Mehmet Işık. Lakabım Kimble Mehmet derler. İmparator da duydum. İmparator diyorlar da tabii imparatorluk kim biz kim o lakap oluyor. tabii kuşlara herkes de olduğu gibi bize de 69'dan beri bu güne kadar bakıyorum. Buralar hep kümes arkadaşlar. Evet, birazdan göstereceğim. Damızlık kümeslerimiz. Bunlar adamızlık kuşlarımız içeriden çıkardığımız kuşlar yine uçurduğumuz kuşlarda. Ak kanat, ak kuyruk, Bursa oynarları. Doğru mu bunlar? Tabii ki. Bursa oynar kuşu ak kanat, ak kuyruk olarak zaten tescil edilmişti. Ama tabii ki bu bizim Bursa oynar kuşunun içerisinde ana pigmentlerde Arap beyaz ve akman vardır. Bal karabaşları gibi değildir. Makara cırkının karabaşı gibi değildir. Ayrı özellikleri vardır. Ayrı uçuş stilleri vardır. Tabii bunları karıştırmamak gerekir. Şimdi bu arkadaşlar uçuma hazır. Şey duydum, hakkınızda bazı söylentiler bizim kulağımıza da geliyor. Şimdi senin hiç uçurmadığını söylediler. Ben her sene 30 tane uçuyorum. Görürsünüz zaten şimdi. Ama bir abim de geçen de misafir olmuş. Allah dedi bir oynar uçuruyor dedi. Aklım çıktı dedi. Evet. Şimdi hiç korku da yok dedi. Ne atmacadan ne bir şeyden. Bursa oynar güvercini bakıp da uçurmayan olmaz. Herkes uçuruyordur. Ama az ama çok mutlaka uçurur. Ama çoğu kümesin içinde uçuruyor abi. Ya şimdi tabii ki bazı insanların, bazı arkadaşlarımızın yerleri olmadığından dolayı ne yapsın? Mecbur kalıyorlar. Kapalı yerleri, bakıyor. İmkanları olsa onlar da uçuracağını tahmin ediyorum. Bu arkadaşları uçuralım mı? Uçuralım. Abi dürbün gördüm. Dürbünle mi izliyorsun kuşları? Bazen dürbünle izliyorum. O kadar yükseliyorlar mı? Yükseliyorlar. Çok bazen havada yani kaybolup gidenler dahi oluyor. İki gün sonra geliyorlar. Oynar kuşu dağınık uçmayı seviyor. Doğru mu abi? Evet, şimdi kendim göstereceğiz. Göreceksin zaten. Göstereceğiz. Hadi ya Allah bismillah diyelim mi? Bunlarla başlayalım. Ay maşallah. Ya koçum benim mermi gibiler be. Vallahi mermi gibiler. Ve hepsi dağıldı abi bak şimdi. Sayı çok fazla olmamasına rağmen. Tabi ben öyle deyince Mehmet abim de gaza geldi içeri daldı. Daha bizde uçan var demek istedi. Bir bakalım abi, bir bakalım. Bir bakalım. Elindekine bakabilir miyiz abi? Atacağım şimdi. Diyorum. Genç bir erkek daha yavruya kusmadı hiç. Bak kanat açısına baktıracağım şimdi. Maşallah. Çok güzel bir bak erkek. İçeride. Sen sal. Ben tutacağım. Haydi bismillah. Arkadaşlar bu kümeslerden sadece bir tanesi. Uçum yaptığı kümes burası. Şu oynarların yakından güzelliklerini görelim. Birazdan ne kadar güzelliklerini de göstereceğim size. Bu daha yavru. Bayağı da yavru almış maşallah. Geneli hep yavru bunların. Vallahi Mehmet abinin helali var. Arkadaşlar üstatlara ziyaret yapmaya da devam edeceğim. Mehmet abinin çevresindekileri de. Cambaz Mustafa abimize de buradan selam olsun. Onun çevresindekileri de. Onu da bir tekrar daha ziyaret edeceğiz. Şu oynarcı da ziyaret edilmeye değer dediğiniz abilerimiz varsa ben büyüklerimi severim. Konuşturmayı da severim. Onları da ziyaret etmek isterim. Sağ olsun Mehmet abi her konuda kapılarım açık dedi. Her zaman ziyaret edebilirsin dedi bizi. Hemen geliyorum abi. Hemen geliyorum abi. Bismillah. Bak şimdi ritimlerine iyi bak. Neredekilerde? Bak şimdi alçak attım bir tane ama öbürleri yükselince göremiyorsun. Bak şimdi. Şunu mu takip edeyim? Onu takip et. Bak şunları takip et. Dur gölgeye gireyim daha iyi gör. Geliyor bir tane bak şunu takip et. Hep aynı karşıya. Bakın şöyle alayım arkadaşlar. Caminin hemen arkasından geliyor. Kanat alımları bunların önemli. Şöyle göstereceğim. Maşallah. Biri bir derede, biri bir derede. Hangi birini izleyeceğini şaşırdım abi. Vallahi hangi birini izleyeceğimi şaşırdım. Tamam. Takipteyim. Sen öbürleri sadece uçuracaksın.
Sen sal abi. Top sende. Daha salacak. Arkadaşlar. Tahminen Mehmet abi birazdan hepsini uçuracak. Tamam. O Arap yedekçi. Arap bakıcı. Ha, yedekçi bakıcı bir tane var zaten. Şimdi bunların hepsini uçurabilecek mi abi ben? R yok diyorsun yani bende. R yok. Mehmet abi helalim var. Ay maşallah şuna bak. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın be. Erkeğe hasta oldum ortadaki erkeğe. Yanındaki dişi de çok güzel benden tarafı. Şimdi genç gördüm. Kuşların. Arap geldi. Kanat alışlarına bakın kuşların. Hepsi bir farklı. Arkadaşlar birazdan damızlık kümeslerini de tek tek gezeceğiz. Bunlar sadece uçum yaptıkları. Ve abi bakın bir yerden batıp bir yerden çıkıyorlar. Hepsi farklı farklı. Gelsin yavrudur bu. Yeni yeni uçuyor ya. Evet. Ama güzel kanat açacaklar bak bunlarda. Bak yukarıda var. Daha tepelerde var bak. Evet o bayağı yükselmiş. Yok, bir tane değil iki tane onlar. Hoppa. Daha çıkar onlar be. Bayağı yükselmiş onlar. Rüzgar da var ya. Hava bayağı rüzgarlı. Ama o... çok da doyurduydum ben. Yani sen ters. Ters zamana denk geldi değil mi? Tok şekle. Ama yine uçuruyorlar bak. Olsun abi bak şu an havada 3 orada, 4 orada, 7, 9, 10 tane havada var. Evet, evet. Kanat alışına bakın arkadaşlar. Geliyor bir tane. Manzara da çok güzel arkadaşlar burada. Yine çek çatı çatı inerler bak. Havale kapana doğru. Buraya kendileri mi inecek? Tabii tabii hepsi iner. Benden rahatsız olurlar mı? Olmaz olmaz. Gayet de olmaz. Tamam. Asla ben durayım. Olmaz. Bir yandan havadakileri çekeyim diyeceğim. Bunlar bayağı yükseldi. Yok. Yukarı çıkarsa eğer çok çıkıyorlar. Bakma abi. Bak. Onlar ortam. Baksana en üsttekileri sen görmüyorsun galiba. Görüyorum. Onlar daha ne? Onlar çıkmışsa çıkmıyorlar. Gökyüzünde kaybolacak diyorsun. Evet. Bu yedek şu. Bir de 2-3 tane yumurta var. Şeyler, ağır kuşlar doğru. Bak şimdi sen oradan montajını çekin. Hop kuşlar direkt içeriye giriyor bakın. Bak buraya buradan. Hop içeri. Yuvayı da seviyorlar ha. Severler. Allah rüzgarlı. Top kalın hayvanlar bir de. Bak da nerede bir tanesi bak. Bak gördüm. Nerede, bak, bak nasıl işliyor bak. Şöyle onu yakın çekimi alayım. Biraz. Nereye yapıyoruz? Yaklaştıracağım şunu arkadaşlar biraz. Arkadaşlar evlerinde hizasına geliyor bak. Tamam gördüm yani. Gördüm. Onun mesela takip et. Bak aldım onu yakına bak. Şimdi yakın çekimi aldım. Geliyor. Arkadaşlar. Genç o. İşte hiç yavru yokuşmamış yavru. İlk defa gösterdim ya sana çektiğim zaman. Evet. Şu an tamamen onu çekiyorum abi bak. Gelişini alıyorum şu an. Kanat alışlarını insanlar görebiliyordur arkadaşlar. Evet. Tamamen onu aldım kadrajı. Bayağı da geniş uçuyor. Yeni yeni açılıyor. Gel Mehmet abi benimle beraber izleyebilirsin. Sen daha net tecrübelerin var. Evet estağfurullah. Ay maşallah. Bir tanesini şöyle nostalji olarak. Ben geniş atıyorum. Dar atanlar var. Kara kuyruklar daha dar geliyor. Bak bu kara kuyruk değil mi? İkisi de kara kuyruk.
Bunların yapılışı açık kuşlarla düz kuşlardan yapıyoruz. Yani bunların inneleri beyaz. Bir tarafı da yaşmaklı. Maşallah. İkisi de biri yavruya kusmuş olan, bu öndeki yavruya kusmamış daha genç bir erkek. Asalete bak kuşlar. Evet. Gerçekten çok güzeller. Bak şimdi sağdan soldan gelenler olur. Alçak kuşlar çünkü yavrular var bak. Bak altta. Bak bak. Ben salayım birkaç tane. Hepsi topuna çek burada. Görün. Bunlar da yukarıda uçuyorlar hala. Yani indireyim onları da. Bunlar kolay kolay inmez gibi mi geliyor? Bak yavrular var, bunlar yavrular uçup uçacaklar bak. Çalayım birkaç tane göre. Havada hala 6 tane var bak. Çek, nostalji olur çıkarken. Tamam, bende abi. Daha bıyık bıyık bağırıyorlar. Heh, bu yavru önüme geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Havadakinde. Bir tanesi keyfe geldi, uçtu. Evet abi. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bir hafta oyunu sonra bunlar da başlandı. Ben bir tanesinin uçurumunu yakaladım. Onu takip ediyorum. Şimdi inerler öbürlerde kırıltıları. Vallahi hiç inceye benzemiyorlar. Buradayken bak, bu açık göğüsten vuruyor. Sonradan turuptu bu. Sonradan yeni açılmaya başladı. Yani kanadı. Daha yeni. He, göğüsten açıktan oluyor biraz. Bak bir tane de buradan geldi. Alttan bir yavru geldi. Şuradan yanımızdan geçti. Böyle kanat alırken böyle şu şekilde göstereyim. Şöyle şöyle keyifle gidiyorlar ha, dikkat ediyorsan. Bir de sonra girsin, ben iki tane daha atarım sana tekrar. Bir de daha sıkı uçanlar vardır. Bir de öyle çekersin. Hepsinin uçumu farklı mı bunların? Farklı. Yani soy isimlere göre değişir. Vay. Irk ırk. Herkes kendi özelliğine göre uçuyor. Bak geliyor bir tanesi. Ama olmazsa o aynı sistemi gitmiş o. Olmazsa olmazsa sert uçması. Yani nasıl uçarsa uçsun da sert uçsun. Bakıcıların da neşeli, evet. İçerinde durmuyorlar. Ensek oluyor onlar da onlar. Biz enseye düştü deriz. Oo, bir tane çok yüksekti. Ha değil ya, orta ama diyorum. Alayım. Ya, orta çok yüksekti. Bakayım yakalayayım. Yeni geldi, açıktaydı. Yakalayabileceğim onu ama çok çok yukarıda. Bakayım yakaladım. Arkadaşlar bu bayağı bir yüksekte. İki tane oldular. Bak bir arada hayatta uçmuyorlar abi ya. Niye böyle? 4 olur, 5 olur. Bak açıkta uçuranlar var. Bak, 2 tanesi nereye gitti? Bir tane bu tarafa gitti, bir tane daha gitti. Gördün mü nereye geçtiğini gördüm. Aha bir tanesi burada. Başka bir tane daha gitti onun peşinde. İleriye geçmiş olabilir. İnersin buraya. Bak kanat alımına bakın arkadaşlar. O açıktan alıyor göğsü. Pırıltıya da hiç bakmıyor. Yok. Bir yavru vardı. Sen onu takip et dedim ama sen de takip edemedin. Ben de takip edemedim. Nereye geçti acaba? Şurada karşıda bir tane var. Kovmuş o mu? O değil. O ufak yavru. Demin burada şey yapar uçamaz o da. Gel bakalım. Gel. 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 İndi mi o? Geldi. İndi abi. Bu da yavru da ama genç. Şöyle göstereyim. Veriyorum ya isimlerde. Çünkü doğan çok saldırıyor bu arada. 3 tane olması lazım. 2 tane görüyorum. 2 tane sarçılı gördüm ben de. Nereye geçtik? Abi oyunları takip etmek de zor. Şimdi hiçbiri aynı yerde uçmadı. Kuşlardan. Hiçbiri aynı yerde uçmadı. Fakat bir tane alttan yavru geldi. Heh bir tane geldi. Onun haricinde de var. O gene tutturamadı bak. Tutturdu. O da genç şeyin daha. Genç erkeklerden. Alttan saldım onu. Aşağıdan geç attığım için öyle. Ağzı açtı bir evet, karış. Evet sonu açılır. Ne bak 3 oldular. 2 7 3 oldu. Haa tamam gökyüzünde 3 taneler. 3 tane oldu. 4 olabilir yine. Birden çıkabilir. Çünkü öyle karıştı. Demin 2 görüyorduk gördün mü? 3 oldu. 4 de olabilir yani.
hiç belli olmaz. Abi hepsi ayrı yere gitti ha. Bak biri sağa, biri sola, biri ortaya kaçtı. Takip etmek çok zor bunları ya. Arkadaşlar dürbün olayı şart galiba. Çünkü çok yükseldi mi gözle takip etmek çok zor. Şurada bir tanesini yakalarsam dur alacağım şimdi. Çok yüksekte. Bak pike yapıyor şu an. Bak pike yapıyor pırıltıyı görüyor musun? Bak 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 nasıl sert pike yapıyor. Şimdi inişe bak. İnişe geçtiği zaman pike yaparlar bak. Aldım onu. Çok sert esiyor. Yok, kuş, kuş da, bak daldı ta nereye daldı? İki tane daha var hala. Daha bir tane daha olabilir. Ooo daldı. Valla bir tanesini takip edebiliyorum. İkisini birden alamıyorum çünkü evet. Çok hızlılar. Bak daldı. Şimdi gelir ondan. Hepsinin konuş noktaları var. Biri bu taraftan, arka taraftan iner. Mutlaka başka yerde inmez. Mesela biri öbür taraftan iner. Kendini nasıl alıştırırsa yalnızken o şekilde iner. Tam pırıltı oldu ama gelmedi daha. Çok küçükse normaldir abi. Tabii. Yoruluyor hayvanlar. Bir de rüzgarlı hava kesiyor hayvanları. Bir çıkıyorlar aşağı bir iniyorlar. Şu an 3 tane var havada. Bak. 3 mü olurlar? Tabii 3 tane bak biri ama arkadan bak, geldi. Ben dedim sana 3 olur 4 olur belli olmaz bir yerden çıkar. Bir tanesi açılmıştı ben gördüm alttan gitti ama uzağa gitti. O son gelen o. Vallahi yavru var mahallenin sonuna gittiydi. Gel bakalım aferin size. Çok ayrı bir keyif ya oynar sevdası. Şu an yani... Sen şimdi sabah haber verseydin bana ben hiç yemlemezdim. Doyurmaz makkuşlar mak önleri daha hala doldu. Gördüm, yani gördüm. Toplar hayvanı. Taş gibi yem yediler. Ne kadar olsa hayvan ona göre uçurduğumuz zaman az yem yedir. Ama yine bak bu dişi buradan iner. Eğer o işte bakayım. Evet o. Kanat alışına bak. İndi. Evet. Bu yakadan illa ki buradan gelip bir tanesi hala yüksekte. Yavru, yeni yeni geliyor. Ufak yavru o da. Yeni yeni açılıyor. İlk defa. Ama ziyan olmaz. Onu uçtuktan sonra kolay kolay teslim olmazlar. Oynar kuşunun bu özelliği zaten çok güzel abi. Hani başka pırıltıya da gitmez. Başka birine de teslim olmaz. 3 gün gezer ama yerini bulur. Evet. Oynar kuşunun bu özelliğini ben çok seviyorum. Çocukluğumdan. İlk beslediğim kuş benim de oynar. Evet, güzel. Tabii biz... Kuşu evet. Mesela şahsiyetler çoğu diyeyim. 25 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına kadar çeşitli kuşlar bakmış olabilir. Ta ki oynar kuşunu ciddi anlamda tanıştığı takdirde ya ben der ki niye bu zamana kadar kuşlar tanışmamışım? Şöyle bak, göstereyim. Yemesini içiyorsan bunlar takdir. Yok yok insinler diye değil. Yakın çekimde gösteriyorum yok, kuşları. Yok daha ne karşı olsun hemen şimdi yerler ben buradan çekiyorum. Kapının sesi duydum onlar başlarlar. Yok yok bak ben şöyle yakın markajı aldım. Çok güzel. Daha net görünsünler diye. Şundaki asalete bakın en sağdaki. Hepsi birbirinden güzel ya maşallah. Hem de bunlar daha yavruya kusmamış olanlar var. Şimdi damızlıkların içine de gireceğiz arkadaşlar. Bunlar uçurduğun kuşlar değil mi Mehmet abi? Evet, evet. Bunlar havadaki kuşlar. Sonuncu da geldi. Bak daha yavru bu cikcik yavru ya. Evet onun halinde bir tane daha olması lazım. Bak bu daha cikcik yavru. Otur daha. Tüy oturmamış. Bir tane de cikcik olacak. Tüy oturmamış onunla. Evet yok yok oturmadı. Abi bu videoyu çok uzatmayayım. Bir video daha çekelim. Hem damızlıkları gösterelim. Arkadaşlar bakın şurada şöyle kümesler göstereceğim. Burada iki kümes var. Bu tarafta bir kümes var. Ayrı kuşlar var. Hem de Mehmet abinin biraz sohbetine yer verelim. Bir sonraki videoyu da kaçırmayın arkadaşlar. Burada 20 dakika güzel bir zaman. Şimdi videoyu çok uzun tutarsak arkadaşlar ya izlenir mi muhabbetine girecekler.
Video uzun olduğunda çoğu insan girmiyor, tamamını izlemeyeceğim diye. Onun için kısa tutarız. Bunu da bir kısa yapalım. Arkadaşlar, videonun devamı olacak. Mehmet abinin asla mızıklarını da göreceğiz. Kümeslerin iç dizaynlarını da göreceğiz Allah nasip ederse. Abi çok teşekkür ettik. Hem misafirperverliğin hem de çat kapı geldim. Evet. Gelme de demedim bana. Olur ya, bazı şeyler var. Evet, oynarcıların geneli genelde kaçıyor abi. Hazırlık yapılması gerekir ama sen dediğin öyle artık. Bir şey hazırlığa yok. Gerek bir yok abi. Zaman hazırız abi. Yok, oynarcıların çoğu abi söylüyorum. Evet. Kaçıyorlar ya. Niye öyle yapıyorlar abi? Kuş yani, göstermek istemiyor adam. Doğrudur. Hani belki çekiniyordur adam. Ne oluyor? Hani bu kuşçular birbirine biliyorsun. Yani Bursa kuşunun aslında söylenen her söz Bursa kuşuna hakaret olur. Yani senin, benim, onun, bunun. En güzel kuş bu kuşlarda, Bursa'da kuş. Ya bende şöyle var, bende böyle var diyorlar. Tamam mı? Aslında en güzel kuş Meraklı'da var. Meraklı olan şahsiyetler çok eski kuşçu olmasına gerek yok. İyi böyle gözlemlesinler. İyi kafalarını böyle çalıştırırlarsa bizim kuşlarımız özel kuşlardır. Yani Bursa piyasasında sadece bir çeşit kuş yok. Renk, desen olarak. Ama ırk olarak tescilde bile hani... Şimdi evrakları da gördüm. Tescilli, evet. Bursa oynarı olarak dünyada da tek demiştin galiba. Tabii ki. Şöyle Bursa Oynar Güvercini'nin Tagem tarafından yapılan 500 sayfalık bir kitabın içerisinde İngilizce çok özel yazılarla resimleri konmuştur. Bütün Avrupa ülkelerine dağıtmıştır Tagem. Yani Ankara'da yapılan bir şey. Bu kitaplardan bizim hem fakülteye gelmiştir hem de o zaman Şahin Ersin Boğuk'tu başkanımız. Şimdiki dernek başkanımız yine Serdar diye bir kardeşimiz. Mücadele ediyor hala kendisi. Allah ona da kolaylık versin buradan, onu da söyleyeyim. Yani, gençlere böyle söylemek istediğin var mı abi? Özellikle yani, Bursa Oynar'ını Bursalılara sevdirelim abi ya. Çok güzel, çok akıllı şöyle, hayvanlar. Bursa Oynar kuşunu eğer böyle tam işten yani gözlemledikleri zaman zaten bu zamana kadar bakmış oldukları başka ırklar bile varsa ya derler ki ya biz neden bu zamana kadar bu kuşu tanımadık? Mesela bizim kuşlarımız genelde Marmara bölgesinde. Çok nadir bundan sonra hani belki şey olur ama bir Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki vatandaşlar, arkadaşlarımız, meraklar bunları pek tanımıyorlar. Çok güzel böyle eğer takip edip araştırmacı olan insanlar da var. Mesela bugün Kayseri'de bakan abimiz var. Ondan sonra Eskişehir'de var. Ben Almanya'da bile izledim abi. Almanya'dakiler, Avrupa ülkelerindekileri biliyorum, arkadaşlarımız çoğu. Bursa Oynar kuşu bakıp birbirini tanımayan olmaz. Yani dünyanın en güzel bir mafyasıdır. Sosyal bölümü çok güzeldir. Yani nasıl çok güzeldir? Birbirlerine bir askerlik arkadaşlığı gibidir, derindir. Hani kale arkadaşlığı gibidir. Sonra bizim işte anlatmışımdır daha önce de bir örnekle. Bizim büyük kızımız üniversite okurken Erzurum'a çıkmıştı. Erzurum'da ne yapacağız dedik ya, Erzurum'a gitmek falan dökene. Sonra burada arkadaşlarımız vardı. Konuştuk. Ya dedi abi bundan kolay ne var? Falan dökende annem babam var benim. Yaşlı onların yanında kalsın bari. Bunlar hay Allah razı olsun. Şeylerdir. Ne kadar güzel değil mi? Tabii ki. 2 sene sonra yatay geçiş yaptı İstanbul'a, bitirdi. Bunlar özel şeylerdir. Bunları kullanabilmek önemli olan. Dost edinebilmek, tabii. Güzel çevre edinebilmek. Ki yani, maşallah abi seni ziyaret ettik. Evet. Çayını çorbanı da içtik. Evet. Gelenin gidenin hiç bitmiyor. Allah sevenin az çok. Az önce zaten birlikteydik yine arkadaşlarla. Bir de şöyle bir şey var. Daha önceden ya işte kuşu biliyorsun herkes böyle tavsiye etmiyor. Ondan sonra diyorlar ki ya ben derdim kardeşim var mı bir şunun hiç elleme. Bir şey yapma, ver bir çift kuş. Tamam yedi söylesin anasını boşalar derken yanlış söylüyormuşum. Ta ki şimdiye kadar tabii ki biz bu kuşçuluğa başladığımızdan beri yani minareyi kaybetmedik desem yeri var. Sigara, içki, kumar, kötü alışkanlıklar çok uzak kaldık. Şimdiki gençlere bakıyorum, çoğu bakıyorum sigara işte başka yanlış yollara giriyorlar. Şimdiki tavsiyem diyorum ki bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza aman bir an önce bu kuşçuluğa kardeşlerimizi alıştırın veya bir hayvan sevgisine alıştırın. Çocuklar evde gözünüzün abi, önünde olsun. Gözünüzün önünde olurlar. Allah rahmet eylesin. Benim babam hep derdi abi. Allah razı olsun. Babam hep derdi. Oğlum en azından gözümün önünde. Yani çocuğunuz en azından kuşla oynarsa evin üstünde dizinizin dibinde olacak. Kötü alışkanlığı olmayacak en güzel şeyi. Kuşta öyle bir şey vardır ki insana hayat dersi verir. Ya nasıl hayat dersi verir? Bir kuş hayat dersi verebilir mi? İyi gözlemlerseniz çok güzel hayat dersi verir. Abi ne diye sorabilirsen burada doğada olan her şey vardır. Kadın erkek ilişkileri. Hani aile ilişkileri. Sert erkekler var. Çok sert. Tatlı sert erkekler var. Çok yumuşak. Nelere sebebiyet verir? Nelere sebebiyet vermez? Nasıl olması gerektiğini anlatır. Abi çok teşekkür ettik. Çok arkadaşlar, Mehmet abinin keyifli sohbetini de bir sonraki bölümde izleyin.
her türlü eleştiri ve yoruma açığız arkadaşlar. Alta yorum yazın. İyi kötü fark etmez. Yorum yazın. Küfür hakaret olmadığı sürece istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Keyifle takip edeceğiz. Bursa Oynar Kuşu hakkında ne sorarlarsa sorsunlar. Yani bana işte Fal Karabaşı neydi abi? Veya işte mülakat nedir? Bursa Oynar Kuşu'nun ana renkleri nelerdir? Bunlar bak, bunları özellikle tek tek soracağım. Evet. Ben soru, benim aklımda zaten tamam. Ama kuşları uçurduk biraz çok zaman geçti diye kısalttım. En azından en güzel şeklerini koyarsınız. Bir sonraki sohbetimizde inşallah bunları da yapacağız. Tamam. Senden ricam abi, çevrendeki dostları da tek tek ziyaret edelim. Hepsini ziyaret edebiliriz. Ne zaman istersen. Onlar da geçen bir aradayken yok demediler sağ olsunlar. Kesinlikle şu an bile götürebilirim isterse bir iki yere. Çok güzel, gideriz abi, gidelim. Allah nasip ederse. Gidelim. Allah'a emanet arkadaşlar. Takipte kalın. Hiç verdiğimiz yerlere, sattığımız yerlere, hediye ettiğimiz yerlere, onlara da götüreyim. Onlara da bakın. Çok güzel yerlerde. Burada 20 tane kümes var aynı bu şekilde. Ve arkadaşlarımızdaki kuşlar bizimkilerden daha güzel. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Bak bunu söyleyebilmek bile ayrı bir erdemdir. Çünkü onlar hem böyle meraklı olduğu için iyisini verdik. Hem de bazen miktar verdikleri için mutlaka özel ve güzel vermemiz gerekiyor. Onun için çoğalttıklarından daha da güzeller. Allah işini gücünü rast getirsin abi. Şimdi damızlıklara da